Selamlar sevgili Avesalılar. Bugün yeni bir oyunla sizlerle birlikteyiz. Ultimate Epic Battle Simulator oyunuyla sizlerle birlikteyiz dostlar. Oyun bir simülasyon oyunu ve bugün gördüğünüz üzere burada 50 bin adet, 50 bin tane Pers askerlerine karşı 50 bin kişilik bir Roma ordusu var dostlar. Şimdi bu iki ordunun birbiriyle savaşmasını göreceğiz. Bu iki ordu birbirine karşı bakalım herhangi bir üstünlük sağlayabilecekler mi? Roma askerleri mi? Burada görmüş olduğunuz devasa 50 bin kişilik Roma askeri mi? Yoksa burada görmüş olduğunuz 50 bin kişilik devasa Pers ordusu mu galip gelecek? Buyurun hep beraber görelim. Daha fazla lafı uzatmadan savaşı başlatıyorum efendim. Evet, iki ordu daha atağa kalktı gördüğünüz üzere. Bakalım hangi ordu bir diğerine galip gelecek. Pers ordusu ilerliyor. Aynı şekilde Roma ordusu da harekete geçti. Tabii Roma ordusunun kalkanları falan biraz daha avantajlı geliyor bana. Yani ben bence Roma ordusu kazanır diye düşünüyorum ama Pers ordusu da hafife alınacak bir ordu değil dostlar. Bakalım neler olacak. Evet. Çok az kaldı. Birazdan çarpışacaklar. Ve iki ordu gördüğünüz gibi savaşa başladı dostlar. Bakalım neler olacak. Evet, kanlar fışkırmaya, kalkanlar çatırdamaya, kılıçlar kana bulanmaya başladı. İnanılmaz bir savaş. İki ordu da tabii eşit görünüyor dostlar sayı olarak ama tabii ki bir taraf diğerine galip gelecektir. Tabii dediğim gibi Roma ordusunun kalkanları onların en büyük savunması oluyor. Bu sebeple bu savaş biraz uzun sürecek gibi ve gördüğünüz gibi kanlar bulunduğumuz arazinin topraklarını sulamaya başladı bile. Roma ordusu daha iyi görünüyor dostlar şu anda. Yukarıda gördüğünüz üzere takım 2 Roma ordusu. Pers ordusuna karşı çok daha avantajlı görünüyor. Şuraya bak ya. Oğlum bu ne be? İnanılmaz. Tabii burada sadece piyadeler var. Bunun bir de bundan sonra okçu olan bölümünü de yapacağız. Burada Roma ordusu artık Pers ordusunun etrafını sarmaya başladı. Evet, büyük bir üstünlük kurdu dostlar Roma ordusu. Savaşın sonucu şimdiden belli gibi. Vallahi Roma ordusu bayağı güçlü çıktı. Baksana abi nasıl vuruyorlar. Yerler inanılmaz derecede kan oldu. Evet, Pers ordusu direnmeye çalışıyor ama nafile. Bu taraftan da sardı Roma ordusu. Artık arkalarına geçmeye başladılar. Bakalım Pers ordusu bu savaşı geri çevirebilecek mi ama çok zor, çok zor. Evet, sadece 5000 Pers ordusu kaldı dostlar. Ve hala karşılarında 43 bin Roma ordusu var. Evet, ortadan da yardılar. Bariz bir şekilde bu savaşın kazananı Roma ordusu oldu dostlar. Son kalan Pers birimleri de burada hezimete uğruyor. Evet.
Bu savaşın galibi Roma ordusu. Açık ve net. Evet, bir sonraki savaşımıza geçelim o zaman. Evet. İkinci savaşta karşınızdayız. Yine gördüğünüz gibi 50 bin kişilik Pers ordusu var. Ama bu sefer bu Pers ordusunun yanında 20 bin kişilik Spartalı ordusu var dostlar. Kalkanları ve mızraklarıyla gördüğünüz gibi savaşa hazır vaziyette bekliyorlar. Ve karşılarında tabii ki yine 50 bin kişilik devasa bir Roma ordusu var. Sadece piyadelerden oluşuyor. Bakalım bu sefer 50 bin kişilik Roma piyadeleri karşılarındaki 70 bin kişilik Pers ve Sparta ordularına karşı üstünlük kurabilecekler mi? O zaman savaş başlasın. Evet, Spartalılar gerçekten pelerinleriyle çok güzel görünüyorlar. Pers ve Sparta müttefikliği dostlar, Romalılara karşı. Büyük Roma'nın ilerleyişini durdurmak için Persliler ve Spartalılar birleşti ve Roma'ya karşı koymak için bu savaşa başladılar. Evet, bakalım neler olacak. Spartalılar başladılar savaşa. Evet, Spartalılar çok güçlü görünüyorlar dostlar. Spartalılar direkt yanlardan sarmaya başladılar Roma ordularını. Bu Pers tarafı için gerçekten çok güzel bir haber. Bakalım Pers tarafında durumlar nasıl? Evet, burada da göğüs göğüse bir mücadele var dostlar. Gerçekten devasa bir ordu. Bakalım diğer tarafta Roma orduları Pers ordularıyla ne durumdalar? Evet, burada da başa baş bir mücadele var. Sanki Pers orduları biraz daha galip gibi ama hiç belli olmaz. Pers orduları da buradan yararsa eğer Roma orduları için gerçekten büyük sıkıntı olacak. Evet, iki taraftan da akan kanlar gördüğünüz gibi arazinin toprağını suluyor dostlar. Evet, Spartalılar bayağı bir arkaya sardılar. Spartalılar üstünlük kuruyor şu anda Roma askerlerine karşı. İki tarafta gerçekten ağır kayıplar veriyor. Ancak Pers tarafı Spartalılar sayesinde bir adım önde şu anda. Evet, bu tarafta Roma ordusu Pers ordularına karşı üstünlük kurmuş gibi. Pers orduları sayıları bayağı azalmış bu tarafta. Tabi diğer tarafta Spartalılar önde götürüyorlar. Ama Persler burada düşerlerse Spartalılar hiçbir şey yapamazlar dostlar. Çünkü inanılmaz bir kalabalık var bu tarafta. Roma orduları bu tarafta gerçekten çok kalabalıklar. Ve gördüğünüz gibi Roma bu tarafta Pers ordularını sarmaya başladı. Sol kanat mı oluyor, sağ kanat mı oluyor? Şöyle bakarsak sol kanat oluyor işte. Böyle bakarsak sağ kanat oluyor. Diğer tarafta da Spartalı üstünlüğü var. Bakalım ne olacak? Evet. Gördüğünüz gibi Pers orduları yarıldı iyice buradan. Sparta tarafı ne durumda, ona bakalım. Buradan da yarıldılar. Evet, Pers orduları düştü dostlar. Pers orduları düştü dostlar. Spartalılar yeni bir hat oluşturuyorlar burada. Ve gerçekten çok kalabalıklar dostlar. Spartalılara bakar mısınız? Evet, bu tarafı düşürmüşler, temizlemişler ve Romalılarla birebir kapışmaya gidiyorlar şu anda. Evet, yaklaşık 15 bin Spartalı ordusuna karşılık 25 bin Romalı ordusu var. Bakalım bu savaş nasıl sonuçlanacak? Evet, iki tarafta birbirini sarmaya çalışıyor şu anda. İnanılmaz bir savaş. İnanılmaz bir görüntü. Gerçekten. Akıllara durgunluk verecek derecede.
Mükemmel bir savaş sahnesi dostlar. Avatarım. Neler oluyor böyle? Evet, Romalılar çok daha kalabalık görünüyorlar dostlar. Spartalılara karşı. Bakalım Spartalılar bu durum karşısında neler yapacaklar? Evet, bu taraftan çok fazla Roma ordusu geliyor ve Spartalıların yeteri kadar askeri bu tarafta mevcut değil. Evet, buradan Spartalılar bir hamle başlattılar. İnanılmaz. Gerçekten makası aldılar. Evet, ortayı yararak Roma ordularını araya almaya çalışıyorlar şu anda. İnanılmaz. Mükemmel bir savaş taktiği. Gerçekten Spartalılar inanılmaz savaşıyorlar dostlar. Şuraya bakar mısınız? Şu vahşete bakar mısınız? Yürek mi dayanır buna? Evet. Neler oluyor bakalım hemen. Roma ordusu düzeni sağlamaya çalışıyor tekrardan. Ama birlikleri dağıldı gerçekten baya. Evet. Görünüşe göre Roma orduları düzeni sağladı gibiler şu anda. Yarığı kapattılar ve tekrar savaş pozisyonlarını aldılar. Gerçekten çok büyük ve kanlı bir savaş oldu dostlar. Tüm Pers orduları yok oldu. Ve sadece Spartalılar ve Roma orduları gördüğünüz üzere büyük bir savaş veriyorlar dostlar. Vay be, şu görüntüye bak. Şu görüntünün güzelliğine bakın. Tabi savaşanlar için o kadar güzel olmasa da izleyiciler için harika bir görüntü oldu şu anda. Evet, buraya kadar izlediyseniz bu güzel görüntü için bir beğeni ve abone olmayı lütfen unutmayın dostlar. Roma orduları gerçekten çok kalabalıklar. Ancak Spartalılar da bir o kadar kalabalık ve güçlüler. Roma orduları şu anda yetersiz kalıyor gibiler. Her ne kadar çok da görünseler. Sadece 12 bin Spartalı'ya karşı 14 bin Romalı görünüyor şu anda toplamda. Başa baş bir mücadele gibi. Ne oluyor burada? Evet, Romalılar sarmaya başladılar buradan etraflarını. Araya almaya çalışıyorlar ama hemen Sparta birlikleri desteğe gittiler o tarafa. Evet, göğüs göğüse bir mücadele. Bu arada hava da kararmaya başladı bu arada dostlar. Gördüğünüz gibi akşam oldu ve kızıl güneş kızıl kanla birleşti. Ve inanılmaz bir görüntü. Evet, Sparta orduları Roma ordularının onları kuşatmasına, etraflarını sarmasına izin vermiyorlar. Başa baş bir mücadele görüyoruz tabii burada. Sparta orduları gerçekten güçlüler ve buradan sanki bir yarayacak gibiler ama Romalılar dayanmaya çalışıyorlar. Bu tarafta da Roma orduları yine Sparta ordularını sarmaya çalışıyorlar dostlar. Hatta saracak gibiler. Bakalım neler olacak burada. Buraya takviye gerekiyor. Evet, Sparta orduları bu tarafa takviye yapıyorlar. Evet, sadece 7500 Romalı ordusu kaldı.
Ve karşılarında 10.000 Spartalı var. Sanırım Spartalılar kazanacak gibi. Ama hiç de belli olmaz dostlar. Evet, hava iyice karardı. Hala savaş devam ediyor. Hiçbir şey göremiyorum. Sadece kılıçlar ve kalkanların sesleri arazide yankılanıyor. Birbirlerini görmeden adeta kılıçları savuşturuyorlar. Mızrakları ve kılıçları. Evet, bu arada gördüğünüz gibi Sparta orduları yardılar tekrardan. Ve Roma ordularını hezimete uğratıyorlar şu anda. İnanılmaz. İnanılmaz gerçekten Sparta orduları. Şu anda evet burayı böldüler. Burayı böldüler, makasladılar dostlar. Buradaki Roma askerlerini ayırdılar diğer Roma askerlerinden. Bir gündür aralıksız savaşıyorlar dostlar. Tam bir gündür hiç durmadan inanılmaz bir savaş veriyorlar. Ve sadece 2000 Roma ordusuna karşı 9000 Pers ordusu kaldı. Daha doğrusu Sparta ordusu diyelim. Ve evet, bütün Roma ordularını şu anda hezimete uğratıyorlar dostlar. Sadece 1250 Roma ordusu kaldı. Ve onlar da yok olacaktır. Zafer Sparta ordularının gibi. Pers orduları çok çabuk yıkıldılar. Eğer Pers orduları biraz daha dayansalardı, Sparta çok daha az kayıp vererek bu savaşı kazandıracaktı onlara. Ama tüm Pers orduları yok oldu maalesef. Ve Sparta tek başına savaşmak zorunda kaldı. Yine de bu savaşı kazanan Sparta oluyor dostlar. Sadece yaklaşık 12 bin kayıpla Sparta orduları bu savaşı bitiriyorlar. Tebrikler.